izleyenler, FM TV ekranlarına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Tarih vakti, yeni bir tarih vaktiyle tekrar karşınızdayız. 8. Osmanlı Padişahı Sultan II. Beyazıt Han'ı sizlere anlatmaya, aktarmaya devam ediyoruz. Bugün bir konumuz var, çok önemli bir konu. Hatta ülkemizin de gündemini de aslında çok etkileyen, ender konulardan biri. Etkili bir konuyla sizlere kısmetse anlatmaya, aktarmaya çalışacağız. İran'da kurulan o dönemlerde, yani Yıldırım Sultan II. Beyazıt Han devrinde kurulan, İran'da kurulan Şii Devleti, yani Safavi Devleti'ni anlatacağız sizlere ve tabii Safavi Devleti kurulduktan sonra Anadolu'da yapmış olduğu yıkıcı faaliyetleri sizlere anlatacağız. Tabii Şialık nedir? Bu konuları da hocamızla beraber burada irdeleyeceğiz. Vaktimizin yettiği ölçüde tabii ki. Ben programa başlamadan evvel iletişim bilgilerimizi hatırlatmak istiyorum. Bizlere sorularınız olabilir, görüş ve önerilerinize katılmak isteyebilirsiniz. 0216 alan kodu 488-0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz telefon aracılığıyla. Bizlere mesaj göndermek isterseniz WhatsApp yoluyla veyahut da SMS yoluyla mesaj göndermek isterseniz de 0530-234-0488 numaralı telefonla bizlere ulaşabilirsiniz. Şimdiden hayırlı bir program yapmayı Mevla'dan nasip ediyoruz. Ve müsaadenizle konuğuma dönmek istiyorum. Selamünaleyküm hocam. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Sağ olun hocam. Nasılsınız hocam, iyisiniz? Allah razı olsun hocam, Allah razı olsun. Bugün baş başa bir program yapacağız hocam. İnşallah. Fahri hocamız bir işinden dolayı yetişemediler. Evet. İnşallah iyi olur hocam. İnşallah. Şimdi Sultan II. Beyazıt'ı anlatıyoruz hocam. Evet. Geçtiğimiz bölümde, geçen hafta Venediklilerle olan mücadelesinden, daha ziyade işte Batı yönündeki mücadelelerinden bahsetmiştik. Şimdi evet. Tabii dedik ya, hani sürekli söylüyoruz bunu, Osmanlı'nın mekik dokuyor. Yani bütün padişahların kaderine baktığımızda yaptığı çalışmalarla, savaşlarla hem Anadolu'da hem de Batı yönünde sürekli bir mücadele içerisindeler. Yani bir yandan Anadolu'da mücadeleler bitiyor veyahut da onları biraz askıya alıyorlar veyahut da biraz daha rutin hale getiriyorlar. Sonra yönlerini Batı'ya çeviriyorlar. Batı'da bir olay bittikten sonra, bir fetih gerçekleştikten sonra doğuda patlak veren bir olay olursa oraya yöneliyorlar. Şimdi 2. Beyazıt Hanlığı'nda bu çok önemli bir devlet. Yani Safevi Devleti, Şii Devleti Osmanlı'yı zorlayan 3. devletlerden biri. Biriz biliyorsunuz Timur'du. Evet. Timur'un gerçekten büyük bir yıkımı gerçekleşmişti o bölgede. Osmanlı'yı sekteye uğratmıştı. Daha sonra Akkoyunlar vardı o bölgede ortaya çıkan. Bu da büyük bir tehlikeydi. Uzun Hasan'ın başında olduğu daha ziyade bilindik. Şimdi de Şah İsmail'i görüyoruz hocam. Şah İsmail'in tabii farklı bir özelliği de Şii olması. Yani farklı bir akaidi benimseyerek yol bularak büyümesi ve gelişmesi. Şimdi İran'da kurulan bu Safevi Devleti'nden biraz bahsedelim ve Anadolu'da yapmış olduğu yıkıcı faaliyetler nelerdi hocam? Bunlarla başlayalım. Daha sonra da tabii gündemle alakalı, günümüzle alakalı olan o Şialık nedir? Şia bir mezhep midir gibi konular, sorular var. Onlarla beraber devam edeceğiz hocam. Buyurun. Evet. Hocam öncelikle söylemiş olduğunuz gibi Osmanlı padişahlarının birçoğu, hele ki zaten 2. Beyazıt'a kadar gerçekten hem Anadolu'da hem Balkanlar'da büyük faaliyetleri var, büyük çalışmaları var, mücadeleleri var. Neden? Çünkü devlet kurulmuş, ilk etapta kurulma aşamasında, kurulduktan sonra yerleşme aşamasında malumunuz işte Yıldırım Beyazıt'tan sonra Anadolu'da bir birlik kurma meselesi ile alakalı mücadeleler var. Çünkü beylikler var, beylikler işte kendi bölgelerinde Osmanlı'ya karşı bir tavır takınabiliyorlar. Tamamen bütün padişahlar hani Osmanlı Devleti çatısı altında, tek bir çatı altında toparlayıp tamamen küfar üzerine, yani Balkanlara, daha çok İtalya'ya doğru yürümek istiyordu. Bütün padişahların idealleri zaten Osman Gazi'nin Orhan Gazi'ye vasiyetnamesinde biliyorsunuz devletin bekası için Balkanlara doğru ne yapın? Devam edin diye, yönelin diye. Çünkü Anadolu'da devamlı Müslümanlarla uğraşma meselesi hayata geçiyordu. O yüzden dolayı Osmanlı hiçbir zaman Müslümanlarla ne yapmak istemiyordu? Uğraşmak istemiyordu. Tabii bu Safevi Devleti itikadi olarak bozuk olduğundan dolayı bunlara Müslüman denilmez. Ama daha çok küffarın üzerine, Hristiyan ve Yahudilerin üzerine yürüyerek bu bölgeleri almak istiyorlardı. Zaten bir önceki konumuzda Venediklerle olan meseleyi anlatmıştık. Modon Koron meselelerini anlatmıştık o bölgelerin fethiyle alakalı. İkinci Beyazıt'tan Cem Sultan gailesinden sonra artık Balkanlar'da gerçekten güzel bir şekilde ilerlemek istiyordu ama yine de biliyorsunuz geçtiğimiz hafta anlattık, Venediklilerle anlaşma yapmak zorunda kaldı ki o bölgeleri alabilme imkanı olduğu halde.
İnebahtı'yı biliyorsunuz zapt etmişti. Ondan sonra ki Macaristan taraflarına seferlere çıkmıştı biliyorsunuz, kuvvetler göndermişti. Yani çok mükemmel bir şekilde, muazzam bir şekilde ilerleme vardı ki tekrardan Anadolu'da bu Safavi Devleti'nin kuruluş tehlikesi başladı. Çünkü Memlüklülerle biliyorsunuz, Memlüklüler de aynı şekilde bu tehlikeden rahatsız oluyorlardı. Çünkü Memlükler de biliyorsunuz hilafet onlarda olması hasebiyle zaten Ehl-i Sünnet itikadına yönelen insanlardı yani. Ehl-i Sünnet itikadındalardı. O yüzden dolayı bu de Anadolu'da bir kargaşa, Anadolu'da bir tehlike oluşmaya başladı. İkinci Beyazıt Han'ın buna müdahale etmesi gerekiyordu. Balkanlardaki fetihleri ne yaptı? Durdu. Şimdi Anadolu'da çıkan biliyorsunuz şu ana kadar anlatmış olduğumuz padişahlarda 3 büyük sıkıntı yaşadık. Biri Yıldırım Beyazıt zamanındaydı. İstanbul'u neredeyse fethediyordu yani. Aynen öyle. Yani İstanbul'a bir mahalle bile kurdurmuştu. İstanbul'u yanlış hatırlamıyorsam tam 7 günlük 8 günlük bir muhasara altındaydı ki tamamen düşürmek üzereydi. Anadolu'da biliyorsunuz Timurga ailesi çıktı ve Ankara Meydan Muharebesi'yle beraber Osmanlı'yı tahrumar etti. Ve tekrardan bir daha Osmanlı Çelebi Mehmet'le beraber bir daha hayata geçti. Anadolu'da bu şekilde sıkıntı olduğundan dolayı bu dedelerden torunlarına devamlı hikayeler ne yapıyor? Gidiyor. İkinci Beyazıt Han şimdi Yıldırım Beyazıt Han'ın yaşamış olduğu bu tehlikeyi bildiğinden dolayı Anadolu'ya karşı her zaman ne? Tetikte. İkinci bir husus bakıyorsunuz Fatih Sultan Mehmet Han devri zamanında ne yapmışlardı? Aynı şekilde Uzun Hasan'la alakalı büyük bir sıkıntı ortaya çıkmıştı. Fatih Sultan Mehmet Han çok kuvvetli bir komutan olduğundan dolayı hızlı bir şekilde onu bertaraf edebilmişti. Üçüncü bir sıkıntı şimdi 2. Beyazıt zamanında görüyoruz. Ki tam manasıyla daha Anadolu Birliği hani güzel bir şekilde sağlanmış. Ondan sonra Osmanlı gerçekten güzel bir kuvvetini yakalamış. Küffara karşı büyük adımlar atıyor. 2. Beyazıt dönemi biraz biliyorsunuz savaşların hafif olduğu, işte açılışların hafif olduğu ama askeri ve donanmanın yükselmiş olduğu bir dönem. O yüzden dolayı tam harekete geçmiş Balkanlarda Venediklere karşı, Macarlara karşı, İtalya'ya karşı hareketler yaparken bir anda Anadolu'da böyle bir tehlike vuku buluyor. Peki yani bu tehlike, Fatih, evet. Şimdi babası Fatih Sultan Mehmet gerçekten güçlü bir devlet bırakmıştı. Yani evet. Anadolu'da tamamen o birliktelik sağlanmıştı hocam. O yönden evet. Şey yoktu yani Anadolu'da herhangi bir sıkıntı yoktu. Yani Anadolu'da Osmanlı'ya bir sıkıntı yoktu. Evet. Böyle ayak bağı olacak bir devlet yoktu. Yani Karamanoğlu bitmiş, ondan sonra Uzun Hasan bertaraf edilmiş. Ondan sonra bakıldığı zaman da o bölgede zaten 2. Beyazıt'ın kuvvetli oğlu Yavuz Sultan Selim var Trabzon'da. Ondan sonra yani Anadolu ile alakalı çok büyük bir sıkıntısı yoktu. Ta ki bu Safavi Devleti ortaya Akkoyunlu'yu, Karakoyunlu'yu devirip işte ortaya çıkıp Osmanlı'ya karşı itikadi olarak, çünkü biliyorsunuz Safavi Devleti'nin yapmış olduğu zulümlerden kaçan insanlar, Sunni insanlar, Ehl-i Sünnet insanlar ne yaptılar? 2. Beyazıt Han'a sığındılar ve şikayetleriyle beraber sığındılar. Ve bu zulüm durması gerekiyordu. Osmanlı zamanın Müslüman olarak en kuvvetli devleti olduğundan dolayı, ki ulema ve ümera da bu konuyla alakalı mutlak Osmanlı'nın müdahale etmesiyle alakalı istişare sonucu çıktığından dolayı 2. Beyazıt Han'ın buna müdahale etmesi gerekiyordu. Ama 2. Beyazıt Han da söylemiş olduğumuz gibi savaşvari bir insan değildi. Hatta çoğu tarihçilerimiz şunu söyler yani şahsiyet olarak, nasıl söyleyeyim, girişkenlik olarak, işte bu stratejik savaş fikirleriyle alakalı Şah İsmail'i 2. Beyazıt'tan daha üstün görme. Hani ilim, alimlik, işte devlet idaresi konusunda ne kadar 2. Beyazıt'tan üstün olsa da Şah İsmail'i hızlı bir şekilde büyüyen ve kuvvetli fetihler, kuvvetli hareketler yaparak yani, ajanlar, yani en büyük meselesi zaten Şah İsmail'in Şii alimleri, ondan sonra ajanlarını Anadolu'ya salarak işte Suriye'de, Azerbaycan'da, Irak'ta, aynı şekilde İran'da belli başlı kafa bölgelerde kendi adamlarını salarak buralarda mürit toplama meselesiyle alakalı. Buralarda işte bu mezhebe, mezhep değil zaten bu yola yani diyeyim. Ondan sonra bu sapık görüşleri insanlara anlatarak insanların akıllarını, cahil insanları çok hızlı bir şekilde kapabiliyorlardı. Hocam şöyle de söyleyebiliriz. Yani şimdi şöyle bir önce bahsettik. Hani evet. Karakteristik yapıya baktığımızda tarih sahnesine bakıyoruz. İhtiraslı olan, böyle çok fazla evet. Haris olan insanlarda, böyle hükmetme eğilimi çok yüksek olan insanlarda şeyi görüyoruz. Bir de tabii yeteneği varsa, özellikle o insanlar hem haris oluyorlar bir de
belagat, yani konuşmaları çok güzel oluyor. Etkileyici olduğu için de kitleleri peşinden sürükleyebiliyor. Ona göre Şah İsmail'de de böyle bir özellik var. Zaten hem askeri anlamda bir deha olduğunu söyleyen kaynaklar da var. Yani gerçekten strateji İkinci olarak Timur gelişmiş. İkinci Timur vakası gibi. Bir de bakıldığı zaman. Hocam. Evet. Yani Şair yanının olması da bunu şeyi gösteriyor. Yani Şah İsmail gerçekten konuştuğu zaman karşısındaki insanları etkileyebilecek belagatı güçte. Sağlamdır. Ya çünkü bugün de görüyoruz onu. Yani kimin ifadesi kuvvetliyse kitleler peşinden gidebiliyor. Yani hem Şah İsmail de o yönden güçlü bir insan. Sadece belagatla alakalı değil, dediğim gibi şimdi yanınızdaki insanlar da çok önemli. Biliyorsunuz babası Şeyh Haydar Şah İsmail'e kurulu bir düzen bırakmıştı. Evet. Ve çok kuvvetli adamlar bırakmıştı ki Şah İsmail daha ufak yaşındayken babasını, işte bir yaşındayken babasını biliyorsunuz kaybetmişti. Ve o bölgede tutunamayarak işte o adamları onu kaçırmıştı. Şah İsmail ile İbrahim öbür ağabeyi, üç kardeşti biliyorsunuz bunlar, ağabeyi Ali'yi buluyorlar. Zamanın işte Akkoyunlu hükümdarı Rüstem bulduruyor, öldürüyor. Ama Şah İsmail ile İbrahim'i bulamıyorlar. Ve onları, Şah İsmail'i tamamen Safavi devletini, bu kolu devlet haline getirecek. Çünkü babası Şeyh Haydar'ın da idealleri bu itikatta, bu görüşte devlet kurmaktı. Aynı şekilde onun bir üstü olan Şeyh Cüneyt de aynı şekilde biliyorsunuz Anadolu'da çok dolaştı, Balkanlar'da dolaştı. Yani büyük mücadeleler verdi. Kendi etrafına adam toplayıp tekrardan Uzun Hasan'a sığındı biliyorsunuz. Ondan sonra bu yönde idealleri olduğundan dolayı Şah İsmail'i çok güzel bir şekilde yetiştirdiler. Çünkü devlet erkanına cahil bir insanı getiremezsiniz. Yani zamanında dediğiniz gibi sözleriyle etkilemesi lazım. Bir de biliyorsunuz hani güzel zaferler elde etmesi lazım. Şimdi Fatih Sultan Mehmet Han neden çok anlatıyoruz biz? Neden hani öbür padişahlardan ayrı bir yeri var? Şimdi misal bir Yavuz Sultan Selim, işte diyorsunuz 2. Beyazıt mesela diyelim. 2. Beyazıt dediğimiz zaman halkımızda farklı bir bilgi bulabilir misiniz? Çok bir bilgi bulamazsınız yani. Tarihle ilgilenen varsa, daha hani merak edip okuyan varsa ancak o insanlarda çat çut ufak tefek bilgi bulabilirsin, ama bir Fatih Sultan Mehmet dediğiniz zaman hemen bir topları dökmesi meselesi, İstanbul'u fethi meselesi, işte birçok İtalya'ya sınırlarına dayanması, Memlüklerin üzerine yürümesi, yani 30 yıllık hükümdarlığında büyük adımlar attığını en küçüğümüzden en büyüğümüze kadar bilebilirsiniz. O yüzden dolayı direkt Şah İsmail'i babasından kalan bu heyet kurulu diyelim, zamanın vezir-i azam gibi söylersek kafamızda kalabilir. Bu bilgeler ne yaptılar? Bu şekilde mucizevi hareketlerle halkın gözünde mucizevi bir hal getirdiler. Yani Şah İsmail bir, hatta Azerbaycan fethiyle alakalı ne dediler? 7 bin kişi 20 bin kişiye karşı galip gelindi gibi. Şah İsmail'in yanına öyle insanlar gidiyordu ki işte onun yanında olursak ölüme meydan okuyabiliriz. Ondan sonra o bizi ölümden muhafaza eder. Yani şunu mu söylüyorsunuz? Şah İsmail aslında tamam bir kahraman, haydi, bir şeydi ama o altyapıyı oluşturdular. O altyapıyı, zemini Şah İsmail'e bir efsun kazandırdılar. Tabii bir efsanelik kattılar ki ona. Bu birçok tarih kitaplarında vardır. Şah İsmail dendiği zaman da insanlar, öyle insanlar varmış ki hani bu yola, işte bu sapık fırkaya yönelen, işte eğer Şah İsmail bir savaştaysa ölüm yok. Şah İsmail bir savaştaysa zafer var. Çünkü biliyorsunuz bunu ta Halveti tarikatından ayrılma bir kol. Şeyh Safiyüddin aslında buradan ayrılıyor. Ondan sonra Ehl-i Sünnet alimi, kendisi Şafii ama Ehl-i Sünnet alimi, doğuda gerçekten çok büyük müridanları olan, ondan sonra büyük insanlar yetiştirmiş mübarek bir zat, ama bunun oğullarından ne yapılıyor? Bir kuvvet yakalandığından dolayı siyasi olarak, iktidari olarak hani bir devlet hayata geçirebilmek için biliyorsunuz işte Alaaddin, oğlu Alaaddin, Şeyh Cüneyt, ondan sonra Şeyh Haydar bu yolu tamamen sapık bir fırkayla beraber ne yapıyorlar? Saptırıyorlar. Evet. Ondan sonra ve uzun süreli bir mesele bu yani. Sadece işte Şah İsmail 1487'de doğmuş, ondan sonra birdenbire 1500'de direkt hani 12 senede bir devlet kurmuş diye bir mesele yok. Bunun ta Osmanlı'nın kurulmadan 1253'lerde kadar, 1300'lü yıllara kadar meseleleri dayanıyor. Mücadele etmişler, düşmüşler, mücadele etmişler, düşmüşler. Hatta Balkanlar'da biliyorsunuz Şeyh Bedrettin meselesi vardı. Ondan sonra onlar çok büyük mücadeleler etmişler. Onu da biliyorsunuz. Osmanlı ile onun da mücadelesi olmuştu. Hatta onun müridanları dahi bu bölgeye intikal ediyorlar. Yine Şeyh Haydar'a mürid oluyorlar.
Ondan sonra Şeyh Haydar gerçekten Anadolu'da güzel faaliyetler gösteriyor. Şimdi bunların ilk başlangıcı, kuvvetlenmesi Şeyh Haydar'ın babasında, Cüneyt'te başlıyor. Cüneyt Anadolu'da çok büyük geziler yapıyor. 4000 kişiyle beraber Uzun Hasan'a iltihak olduğu söyleniyor. O zamanlarda ak koyunlarla kara koyunlar arasında bir münakaşa var, bir mücadele var. Ondan sonra Şeyh Cüneyt de onların nesebinden olduğundan dolayı, saltanat ortağı olduğundan dolayı Uzun Hasan onun yanına ne yapabiliyor? Alıyor. Alarak hatta karşı kızını tarafı onunla evlendiriyor. Biliyorsunuz Halime Begüm ismiyle. Evet. Hatta Şah İsmail'de biliyorsunuz annesi Sünni olduğundan dolayı onu bile öldürüyor. O derece bir Şia kafası var. Sapık bir fırka. Bu şekilde bozuk bir itikat yani bu mesele. Yani burada net olarak ehli sünnete olan düşmanlıklarını görebiliyoruz. Tabii. Şimdi o meseleye geleceğim. Çünkü ileride devleti kurduktan sonra Sünnilerin hiçbir bölgede İran, Irak, Suriye, Azerbaycan bu bölgelerde çok büyük zulümler yapıyorlar. Hatta o zulümlerden kaçıp 2. Beyaz'a sığınanlar var. O bölgelere geleceğim. Kuruluş aşamasına baktığımız zaman da bu şekilde Halveti tarikatından kol olarak ayrılıyorlar. Sonrasında bozuluyor. Bu Cüneyt'in işte tefrika çıkartıp siyasi olarak büyümesiyle beraber en son Uzun Hasan'a biliyorsunuz bölgeye geliyor. Konya'ya bile geliyor yani. Anadolu'da Konya'da ehli sünnet alimleri bunun sapık fikirlerini anladıktan sonra bunu kovalıyorlar. Ondan sonra ama 4000 kişiyle bu Şeyh Bedrettin'in adamlarını da toplayıp 4000 kişiyle beraber tekrardan kuvvetli bir şekilde geliyor Anadolu'ya. Ondan sonra Uzun Hasan'la beraber bayağı bir mücadele ediyor. Kendisi ölüyor işte oğlu Haydar zamanında Uzun Hasan ölüyor. Oralar uzun meseleler. Akkoyunlu Devleti'nde bu sefer işte oğlu Yakup'la Yahya olması lazım. İkisinin arasında tefrika çıkıyor. Akkoyunlu Devleti içerisinde taht kavgası yürüdüğünden dolayı Şeyh Haydar oradan güzel bir şekilde parlıyor. Oradan işte onlardan bir tanesi ölüyor, oğlu Rüstem'e kalıyor derken Akkoyunlu Devleti tahrumar oluyor. Karakoyunları o şekilde düşürüyorlar. Düşürmeleriyle beraber iki devlet birbirine düşüyor. Ondan sonra içinde bir kargaşa çıkıyor. Bu kargaşayla beraber zaten Safaviler de bu bölgede yayıldıklarından dolayı kendi işte kollarını kurup kendi fikirlerini, kendi ajanlarını yerleştirdiklerinden dolayı Şeyh Haydar döneminde hatta bunlar işte Kızılbaş meselesi var. Kendi adamlarına 12 gözeli, 12 yelpareli diyorlar. Şapka kırmızı başlık taktırırlarmış. Hani onlara ait olduğundan dolayı hani onları insanları 12 imam sembolize edilerek o şekilde insanları onlara özendirirlermiş. Yani kuvvetli hani kuvvetli olduklarına dair. Ondan sonra bu şekilde bu faaliyetlerle beraber bu dört bölgede Anadolu'nun kuvvetli dört bölgesinde çok muntazam bir şekilde yayılıyorlar. Ve en son yani darbeyle beraber. Şeyi görüyoruz burada değil mi hocam? Şimdi Akkoyunlular orada bir güçtü. Onların yıkılmasıyla beraber Şii devletini kuruyorlar bunlar. Sadece evet. Bundan Osmanlı etkilenmiyor. Hem Mısır da etkileniyor. Ve oradaki Türkmenistan bölgesinden orada da etkileniyor. Ve oradaki pek çok ehli sünnet camiası bu Şiilerin ne diyelim ona şerrinden mi etkileniyorlar? Yani sadece yani Osmanlı etkilenmiyor hocam. Sadece o kadar Osmanlı ile alakalı değil. Şöyle bir mesele var. Şimdi Osmanlı ile Memlük meselesi nedir? Bir toprak meselesi. Ondan sonra belli başlı itirazlar ama bu itirazlar İslam'ın dışında bir itirazlar değil. Yani kendi aralarında iki Müslüman devletin, büyük iki Müslüman devletin işte ne anlatmıştık? Haç yolundaki muslukları Fatih Sultan Mehmet Han'ın işte su yollarını yaptırması meselesi. Ondan sonra elçilerin gelip gitme birbirlerine karşı bir tavırlar. Yani iki devletin birbirine karşı bir tavırları vardı ama burada itikadi bir konu var. İtikadi bir konu var. İkinci bir husus yakınlaşma oluyor. Memlüklerle Osmanlı'nın birbirine yakınlaşmasına vesile oluyor bu konu. Yani hayırda şerde belli olmaz biliyorsunuz. Bir şer gözüküyor ama burada Memlüklerle Osmanlıları yakınlaştırıyor. Buradaki mesele ise Sünnilere yapılan zulüm. Yani bu itikatta öyle bir yerleştiriliyor ki çünkü Şah İsmail demiş oldukları adam, kendi başlarında görmüş oldukları adam Sünni olduğundan dolayı kendi hanedanından insanları öldürüp kendi annesini dahi öldürüyor. İş ileri derecede bu şekilde oluyor. Şimdi düşünün ki sizin misal takip etmiş olduğunuz bir insanın yani intisap etmiş olduğunuz bir insanın yapmış olduğu bir hareket sizin için nedir? Daha üstünlüğü yapma mücadelesinde vardır yani. Hocam bu kendi annesini öldürebilecek kadar sapık bir
fırka, yani sapık bir itikatlı olduğundan dolayı öbürleri bu sefer Sünnilere büyük zulümler yapıyorlar yani. Sözünüzü kesiyorum ama şimdi evet, şunu da diyebilir seyirciler. Mesela der ki mesela Akkoyunlular da Müslümandı, Osmanlı da Müslümandı. Evet. İkisi de Ehl-i Sünnet'ti mesela, değil mi? Evet. Bunlar niye birbirleriyle savaştılar, mücadele eder, kan döktüler falan gibi söyleyebilir ama buradaki mesele biraz farklı. Hani şunu diyebilir seyirciler. Savaş ortamı, yani iki ayrı bir devlet var, dünyaya hükmetmek istiyor, dolayısıyla da kan dökülüyor. Böyle bir şey değil. Yani Şiilerin Ehl-i Sünnet düşmanlığı ortada bir devleti ele geçirme mücadelesi değil. Evet. Devleti ele geçirse dahi İslam'ı yıkma mücadelesi var. Ki, mesela evet, atıyorum bir yeri farz-ı muhal atıyorum mesela bir yeri tutuyor, fethediyor. İçinde Ehl-i Sünnet halk var. Topraklar ona ait mesela ama yine evet, zulmediyor. Yani buradan şunu anlıyoruz. Sadece bir ülkeyi fethetmek adına savaş ortamında her şey mübah gibi düşünülmesin. Yani öyle düşünürsek bu sefer Şiilerin ne diyelim yaptıklarını haklı gibi görmek ortaya çıkar. Yani onlar da bir devlet, bir devlete hayır, karşı kesinlikle mücadele ediyorlar. Dolayısıyla bu öfke, Ehl-i Sünnet'e bakın, olan bu öfke o dönemdeki şartlar gereğiydi gibi düşünülmesin. Bugüne döndüğümüzde kesinlikle öyle değil. Şöyle söyleyebiliriz. Fatih Sultan Mehmet Han Akkoyunlu Devleti'nin devirme kuvveti vardı. Devirebilirdi yani. Evet. Memlükleri biliyorsunuz devirebilirdi. Zaten en son çıkan kargaşa ile beraber oradaki toprakları ele geçirme. Şimdi bir devleti devirmek demek oradaki insanları kan gölüne sürüklemek değil. Osmanlı'nın bütün fetihlerine bakıldığı zaman da kansız fetihler hayattadır ki bu Hristiyanlara ve Yahudilere karşı. Kesinlikle Müslüman kanı dökme meselesi hayatta değildir yani. Osmanlı hiçbir döneminde bunu, biz hele ki anlatmış olduğumuz bu ilk 8 padişahın döneminde bunu kesinlikle göremezsiniz. Buradaki sıkıntı devleti yıkmakla alakalı değil, itikadı bozmakla alakalı. Yani Allah'ın hükümlerini, peygamberin hükümlerini bozmakla alakalı. Çünkü bu adamların fikirleri normal değil. Bu adamlar ayetleri inkar ediyorlar. Nasıl ayetleri inkar ediyorlar? Malum Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hanımına ne yapıyorlar? İftira atıyorlar. Ve bu iftirayı Mevla Teala beraatini ayetlerle beraber Nur suresinde gönderdiği halde bu ayetleri kabul görmüyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem biliyorsunuz hanımının yanına girdi. Hazreti Ayşe validemiz yanına girdi ki Allah-u Teala seni bu atılan iftiradan beraat ettirdi. Allah ayet gönderdi. Yani siz bu kadar bu işin üstüne ne yaptınız? O peygamberimizin sefere çıkmasıyla alakalı Hazreti Ayşe validemizin seferde geri kalması, işte o meseleyi herkes biliyordur, geri kalmasıyla alakalı ondan sonra tekrardan bir daha onu Sufyan olması lazım bir sahabenin getirmesiyle alakalı ne yaptılar? Bir iftira attılar. Ondan sonra Hazreti Ayşe validemize bunlar zina yaptı diyorlar. Ondan sonra biliyorsunuz ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem münafıklar çok sıkıştırdılar. Hazreti Ayşe validemizi çok üzdüler. Hastalandı Hazreti Ayşe validemiz. Çok büyük sıkıntılar çekti. Mevla Teala ayet-i kerimede ezvercu ümmetüm buyurduğu halde ve ezvercu ümmetüm peygamberlerin hanımları sizin anneleriniz dediği halde bu insanlar Hazreti Ayşe validemize büyük ifadeler kullandılar. Ben şimdi hani bunları burada anlatmak, konuşmak da istemiyorum ama belli başlı bunları da bilmek lazım. Hani rahatsız olduğumuz konular, çok büyük rahatsız olduğumuz konular. Bunlar Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu ayeti kerimeler Nur suresinde indi. Herkes aklı başında açsın Kur'an-ı Kerim baksın. Allah'ın ayetlerini kabul etmiyorlar. Bunu etmedikleri gibi Hazreti Ebubekir, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ı ne yapıyorlar? Kesinlikle kabul etmiyorlar. Kullanmış oldukları, bakın Şiaların, bugün Şialar gizli insanlar değil, kendi televizyonları var, kendi İran'da çok büyük yaygınlar, Türkiye'nin belli başlı bölgelerinde bile varlar yani. Şimdi bakıldığı zaman da bunların kendi TV programlarına bakın, küfür ediyorlar resmen. Kendi hocam, yani bazı ağzıma gelmeyecek ifadeler var annemizle alakalı, çok büyük hain ifadeleri var ki aleni bir şekilde. Ondan sonra bunlar kesinlikle şimdi biz şey nasıl, yapılmayacak meseleler. Sözünüzü bölüyorum ama şimdi biz nasıl diyoruz? Osmanlı'nın devamı bu ülke. Biz Osmanlı'nın torunuyuz diyoruz değil mi? Evet. Ecdadımız diyoruz. Şimdi belki seyirciler şöyle düşünebilirler. O dönemin şartlarında işte 16. asırda belki Şiiler bu zihniyetteydi ama şimdi öyle değillerdir. Gibi öyle bir şey yok. Şey yok. O Safevi Devleti'nin de uzantısı bugün İran diyebiliriz yani. Evet. Anlatabiliyor muyum? Orada zihniyetin aynı devamı olduğu yerde mesela duruyor yani. Bugün baktığımız zaman İran'da 20 milyona yakın Ehl-i Sünnet var. Ehl-i Sünnet akaidine mensup var ve buradaki Ehl-i Sünnet Müslümanları İran Şiileri tarafından baskı altındalar ve oradaki çok azınlık olan, çok çok daha az olan Ermeniler kadar özgür değiller.
Tahran'da 500 bin tane ehl-i sünnet olduğu söyleniyor. Kendilerinin camileri olmadığı, cuma namazlarını ve bayram namazlarını eda edebilecekleri camilerinin olmadığını biliyoruz, görüyoruz. Ve bunlara da müsaade edilmiyor. Ve daha da baskılarında devam ettiğini biliyoruz. Yani zihniyet geçmişte öyleydi de şimdi düzeldi değil. Yani Şia, Efendimiz döneminden vefatından sonra işte belli fırkaların, tefrikaların ne diyeyim işte kimisi işte Yahudilere dayandırıyor bunu, İsraillilerin evet. O dönemdeki Yahudilerin dayatmasıyla işte fitnesiyle ortaya çıkmış işte hilafet meselesiyle evet. Ta günümüze kadar gelen bir öfke, bir kin hala devam ediyor. Şimdi yani hocam bakın geçmişte böyleydiler de şimdi evet. Düzeldiler değil. O yüzden de dikkat etmek lazım. Mesela Hazreti Ömer'e, mesela onların şeyinde görürüz. Sahabe-i kiramın tamamına yönelik bir iftira var. Hepsini işte müşriktir, mürtettir, münafıktır diye lekeliyorlar. Kabulleniş yok. Sadece belli başlı birkaç tane kafalarında hocam, isimler var. Onlar sahabe. Şimdi diğerlerini kabul yani etmiyorlar. Osmanlı zamanında da bunların alimleriyle oturup münakaşa yapılmıştır. Fikirleri tamamen çürütülmüştür. Bugün de ayetlerle sabittir. Ondan sonra Ali Haydar Efendi Hazretleri'nin biliyorsunuz feyin aminu bi misli me amentum işte onların misli gibi iman gerektirdiği Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in işte eshabi kennücüm benim eshabım yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız hidayete varırsınız ki sahabeye ifade kullanmak hiçbir şekilde bizim kesinlikle hareket edemeyeceğim, cüret edemeyeceğim meselelerden bir tanesidir. Yani ikinci bir husus Hazreti Ayşe validemizle alakalı neredeyse 17-18 tane ayet-i kerime var ki bu ayet yani Allah'ın ifadeleri bir yani birebir Mevla Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsetmiş olduğu, beraat ettiği, bunların iftira olduğu ve bunların bu iftiraları konuşanların helak olacağıyla alakalı bildiğiniz kafir gibi ya kafirden daha tehlikeli. Ben bir hoca efendinin sohbetinde dinlemiştim. İmam-ı Suudi olması lazım. Onu anlatıyor itikat alimi. Bunlarla alakalı bunların da Yahudilerden daha tehlikeli olduğunu, ehli sünnete karşı, peygamberin yolundan gidenlere karşı öfkelerin çok yüksek olduğunu, Yahudilerin yapmayacağı zulmü bunların yapacağını, hatta belli başlı şeyler var ki Yahudilerin işte kestiği yenir de bunların kestiği yenmez gibi daha azılı olduklarına dair ifadeler duymuştum sohbette. Oradan beri yani bilinçaltımda kalmış meselelerden bakıyorum. Zaten aklı başında bir insan biraz araştırdığı zaman da kesinlikle bunların hani ehli sünnete karşı olan zulümlerini bugün de aynı şekilde görüyoruz. Suriye'de baktığımız zaman da İran'da aynı şekilde biraz araştırdığımız zaman da o bölgelerde Anadolu'nun o bölgelerinde ne yapabiliyoruz? Bu zulümleri aynı şekilde devam ettiriyorlar. Bunlar Sunnilere, ehli sünnet yani peygamberin yolundan giden insanlara yapmış oldukları hareketleri bunlar Kur'an'a bile inanmıyorlar. Hazreti Fatıma radıyallahu anh'ın sakladığı bir Kur'an olduğunu söylediklerini, Hazreti Mehdi radıyallahu anh'ın geldiği zaman da o Kur'an'ı bir daha çıkartacağını ya, ve gerçek Kur'an'ı hayata koyacaklarını söylüyor. Ya bunlar hani nasıl söyleyeyim kafirden daha azıllar yani. Müslümanlığın içinde Müslüman gibi gözüküp de Müslümanlığın her şeyini inkar eden insanlar. Kur'an'ı bile Kur'an-ı Kerim'e bile ne yapmıyorlar? İnanmıyorlar yani. Bu şunu, hal böyleyken söyleyebiliriz değil mi evet. Hocam? Yani Şiilik aslında Şiilik bir mezhep değildir. Değil, apayrı bir şey. Hiçbir şey değildir. Sapık bir görüştür, sapık bir itikattır. Yani bunu itikadi alimlerin tamamı, evliyaların tamamı açıklamıştır. Bunlarla alakalı birçok hoca efendi, ehli sünnet hoca efendilerin tamamı açıklama yapmıştır. Ayetleri ortaya koymuşlardır. Sahabe-i kiramla hayatı, yani bunlar Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh'ın Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o kadar işaret buyurduğu halde kendi imametine geçirdiği, onun kapısını açık bıraktığı, ondan sonra benim arkadaşım, mağara arkadaşım, işte sizin en kıymetliniz, ümmetin en kıymetlisi Hazreti Ebubekir Sıddık radıyallahu anh olduğunu ki peygamberliğin öncesinde arkadaşı, sonrasında arkadaşı, sıddıkiyet makamı kendisinde peygambere kızını vermiş, bütün malını, İslam yolunu, yani Hazreti Ebubekir'i biz burada anlatamayız. Bitiremeyiz yani. Yıllarca anlatmamız lazım sadece ki. Sadece Hazreti Ebubekir değil hocam. Hazreti yani Ömer radıyallahu anh. Hazreti Ömer mesela şey çok yani Şialıkta çok büyük tezatlıklar var. Yani büyük tezatlıklar mesela, var yani. Bunu nasıl inanıyorlar onu da anlamış değilim yani. Taraftar manasına geliyor. Yani Ali taraftarı olarak görülüyor mesela. Şey Hazreti Ali'ye bakıyorsunuz. Kızını Hazreti Ömer'le evlendirmiş, nikahlamış. Yani kayınpederi Hazreti Ömer'in mesela Hazreti Ömer, Hazreti Ali'nin damadı mesela.
Şimdi bakıyorsun o dönemdeki yaşantılara hiçbir sıkıntı yok. Ama ne hikmetse bu Şialar belli kendi kafalarından uydurdukları hadislerdir, işte ayetlere verdikleri yorumlarla vesaireyle kendilerini haklı göstermek için ellerinden geleni yapıyorlar. Yani tezatlıkları çok fazla. Bir tek sanki tutturmuşlar işte bir imamet meselesi, 12 imam böyle devam ediyorlar. 12 imam yani, da onların değil ki, onları kendilerine isnat ettirmiş vaziyetteler yani. Şey yani bakıyorsunuz bunların mesela incelediğiniz zaman Şialıkta, Hristiyanlıktan da Yahudilikten de esintiler olduğunu görebiliyoruz hocam. Yani itikat noktasında. Hocam itikat konusunda hiçbir tutulur yanları yoktur. Yani hiçbir alimin bugün Ehl-i Sünnet alimlerine, Evliyaullah'ın kitaplarını açalım, araştıralım, hepsini dökelim buraya. Osman'dan da, Peygamber, sahabe-i kiramlardan da açalım, eserleri bakalım. Hiçbirinde, zaten ben Ruhul Furkan'dan baktım bu meseleye. Ali Haydar Efendi Hazretleri biliyorsunuz Ehl-i Sünnet itikadı ile alakalı ayet koyuyor ortaya. Malumunuz kıssası hep anlatılır, şeytanın işte Ehl-i Sünnet ile alakalı Ali Haydar Efendi Hazretleri'ni sıkıştırdığı bir seher vakti, gece vakti işte Ehl-i Sünnet'in itikadına dair işte ayet getir, ayet getir diye işte hadis okuyor olmuyor, sahabe hayatı anlatıyor olmuyor, onu okuyor, bunu okuyor olmuyor, en son ter kan içinde kalıyor, kendini atıyor böyle. Mevla Teala fe'in aminu misli me'mentum, Bakara suresindeki bu ayet-i kerimeyi aklına getiriyor. Ondan sonra onların fe'in aminu bi misli me'mentum bihi fakad ihtedev, ancak onların, şayet onların misli gibi iman ederseniz hidayete ermiş olursunuz. Bu ayet-i kerime indiğinde bir İtikat mı vardı, Şialık mı vardı, ne bileyim bir yol mu vardı yani? Sadece bir misil vardı. Onların misli kim? Sahabenin misli. Başka bir misil mi var? Peygamber var. Başka kim var? Başka evet. Bir itikat mı var yani? Aynı sadece onların misli gibi iman ederseniz hidayete ermiş olursunuz. Siz bu ayeti kelimeden sonra farklı bir itikat ortaya koyacaksınız. Bu bile yeterli. Müslüman olana, Allah'a iman eden kişiye, Kur'an'a iman eden kişiye, Müslümanlığa, İslam'a çomak sokmaya çalışmayan, yani bozuk itikatlı olup da ben illa da kulaklarını kapatan bir adam değilse, İslam'ı inceleyen, araştırıp iman edecek kişi için bu ayet yeterlidir. Açsın Ruhul Furkan'dan, istemiş olduğu Ruhul Beyan'dan, fark etmez herhangi bir tefsirden açacak. Bakara suresi Fe'in Aminu 20. sayfasında bakacak. Hemen Fe'in Aminu bimithli me'amentum, bu ayete baksa dahi yeterlidir. Onların misli gibi iman ederseniz, peygamber ve sahabe gibi iman ederseniz hidayete ermiş olursunuz. Hocam şimdi diyorsunuz ya yani sahabe, onun haricinde zaten yani bir görüş yok. Basiretli, objektif bir gözle incelerse, bakarsa insan Şia'ya, evet. Peygamber Efendimiz'i de aslında haşa bir kenara koymuşlar. Öyle tabii bir ki. Zihniyetleri var. Her ne kadar bunu söylediğiniz zaman kabul etmeseler de bütün hareketlerine, olaylarına baktığımız zaman işte bu işte Kerbela'da yaşanan olayı ön plana çıkartmalar, bu da aslında bilinçli yapılıyor. Mesela Kerbela'daki o hadisede kendilerini böyle nedir? Hep böyle horlanılmış, zulmedilmiş gibi göstererek yani böyle acı psikolojisi üzerinden o Şia mantığını hep böyle taze tutuyorlar. Hocam. Öfkeyi besliyorlar hocam. Bakın, hiç fitne, bitmiyor bu öfkeleri. Fitne gerçek olandır. Anlıyor musunuz? Fitne bitmeyecek. Yani Mevla Teala insanoğlunu dünyaya imtihan için gönderdi. Dünyaya işte gidin, böyle bir din var, intisap edin, yani gelin, yan gelin yatın. Öyle bir şey değil. Adem Aleyhisselam'dan zamanımıza kadar alimlerin söylediğine göre 7000 sene önce, 7000 senedir bu kıyamete kadar, artık Mevla Teala ne zaman muayyen edersin, muayyen etmiş olduğu vakit ne zamansa, kıyamet vakti, kıyamete kadar bu tefrikalar, bu fitneler ne yapacaktır? Hak batıl savaşı mücadelesi devam edecektir. Bu Adem Aleyhisselam zamanında tefrikalar çıkmış, bütün peygamberler zamanında bakın bir sürü tefrikalar çıkmıştır, fitneler hep devam etmiştir. Hemen sonrasında Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, peygamber hayattayken dahi fitneler çıkmıştır ki iftiralar yani zirve yapmıştır ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hayatı her şeyin zirve yaptığı, bütün karanlığın, bütün aydınlığın, her şeyin zirve yapmış olduğu bir dönem. Zaten o 23 senelik dönemi, 63 senelik dönemi ne yapsak biraz vakıf olmuş olsak bütün meseleleri çözebiliriz. Ve sonrasında da aynı şekilde fitneler devam edecek kıyamete kadar. Ama bu demek değil ki yani hani İslamiyet oldu mu her şey süt liman. Böyle bir şey yok yani. Bunu da asla unutmayalım. Yani uyanık olmak lazım. Şah İsmail döneminde hocam, nasıl ki dedik ya biraz önce bahsettiniz, o Anadolu'da faaliyetler göstererek Ehl-i Sünnet akaidini bozmak için mücadeleler veriyorlarsa,
Bugün de emin olun o Şia zihniyeti ülkemizde yine çalışmalarına devam ediyor. Taptaze hala duruyor hocam o tehlike. O tehlike hiç zaman yani bertaraf edilmiş değil. Belki hani ileride geleceğiz Yavuz Sultan Selim belki bertaraf ediyor vesaire ama tekrar günümüzde de hala bu topraklarda o zihniyeti, o akaidi yaymak için mücadele, propagandalar yapıldığını, mücadele edildiğini biliyoruz. Tabii ki. Bunu unutmamak lazım, taze tutmak büyük, lazım. Zaten bunların en büyük kuruluşunda daha bu Şeyh Cüneyt, işte Şeyh Haydar, bu sapık itikadın kuruluşunda dahi sistem, ajan sistemi, sistem yetiştirdikleri belli başlı belagatı sağlam insanları, ikna kabiliyeti sağlam insanları bölgelere heyet halinde gönderip oralarda işte adam toplama, insanları işte biraz böyle itikadında sıkıntı varsa, biraz cahilliği varsa, biraz da aranıyorsa, tabi biliyorsunuz Safavi Devleti 1501-1502 yıllarında kuruldu ama hızlı bir şekilde Azerbaycan'ı fethettiler, zaferler kazandılar. Ondan sonra bu zaferlerle beraber biliyorsunuz zafer mektupları gönderdiler. İşte Anadolu'ya girdiler. Dulu Kadir oğullarını biliyorsunuz kızını istedi. O bölgeye girdi. Osmanlı'yı da burada ne yapıyor? Hani bir yokluyor. Hani bana karşı tavrı nedir? İkinci Beyazıt'tan biliyorsunuz elçi gönderdi ikinci Beyazıt'a karşı. Ondan sonra hani olayı yoklayabilmesi için ikinci Beyazıt'tan biliyorsunuz elini değil dizini öptürmüş ona. Hani yapmış olduğu bu zulümlerden kesinlikle vazgeçmesiyle alakalı. Ondan sonra Ehl-i Sünnet insanlara çok büyük zulümler yapılmış hocam. Ben evet, şimdi hocam, bunun kuruluşunu, kuruluşunu söylemek istiyorum. Orayı atlayacağım. Vaktimiz bitiyor çünkü. Kuruluşunu en azından söylemiş olalım. 1501-1502'de Akkoyunlu'yu devirip biliyorsunuz. O bölgede İran'da Safavi Devleti'ni kuruyorlar. Ondan sonra kendi bölgesel olarak işte Azerbaycan olsun, Suriye olsun bu bölgelerde. Irak olsun bu bölgelerde kendi adamları kuvvetli olduğundan dolayı devleti kurar kurmaz zaten çok yüksek bir şekilde rakam olarak kişi sayısı olarak yüksek bir şekilde olaya giriş yapıyorlar. İlk zaten direkt fetihlere başlıyorlar. Akkoyun'dan ayrılan bölgeleri kendilerine katıyorlar. Hani Sünni olan birçok insanı gitmiş oldukları yerlerde katlediyorlar. Yakmalar, yıkmalar yani Sünni olan birine yapmış oldukları öldürme değil eziyet. Yap, mesela kolunu kesiyor bir ecir kazandım diyor. İşte onu öldürmeyecek derisini soyacak hocam, bir ecir kazandım diyor. Yakıyor onu yavaş yavaş bir ecir kazandım diyor. Yani bakın aynı zihniyet şu anda devam ediyor. Arakan'da devam ediyor. Arakan'da yani. Da Suriye'de mesela hocam Şah İsmail o dönemde Ehl-i Sünnet alimlerini ve Ehl-i Sünnet Müslümanlarını katlediyor. Tabii şimdi ki. Aynı zihniyet yine devam ediyor. Mesela Nusayrilik dediğimiz hadise Suriye'de o Esed denilen katilin, eli kanlı katilin itikadı. Nusayrilik de biliyorsunuz Şia kökenli bir akımdır. Bakın yani aynı zihniyet. Orada Şah İsmail o dönemde katlediyor. Şimdi de orada %80'i Suriye'nin ehli sünnettir. Nusayriler çok az bir kesimdir ve oradaki yönetim elinde bulunduran Esed rejimi oradaki ehli sünnet halkını gözlerimizin önünde hepimiz gördük katletti. O yetmedi. Bakın Nusayriler yetmedi. Şia'dan da İran milisler gelerek biliyorsunuz Şii milislerin orada Suriye'de. Bunları biz uydurmuyoruz. Yani 3 milyona yakın daha fazla Suriyeli var bu topraklarda. Onların o hikayelerini dinlediğimizde neden kaçtıklarını, oradaki o Şiilerin, Şii milislerin, Nusayrilerin onlara neler yaptıklarını biz bizzat duyuyoruz, yaşıyoruz, görüyoruz da. Hocam hem bu duyuyoruz, hem dinliyoruz, hem de söylemiş olduğumuz gibi bugün teknoloji çağındayız. Hepsini medyaya veriyorlar. Veriyorlar. Aynen yani öyle. Bakıyoruz izleyemediğimiz haller var. İnsanlık dışı. Yani insanlık dışı hareketler var. Hiçbir şekilde hani bahsettiniz hocam hani ecir kazanıyorlar. Bir evet. Müslümanın kolunu bacağını kestikleri zaman şimdi de öyle. Bunların mesela görüşleri bu yönde yani. Cennet vaat ediliyor ya şu andaki o İran'dan gelen Şii milislere işte şu kadar ehl-i sünnet öldürürseniz işte şunlar vaat ediliyor. Aynı zihniyet diyor ve taptaze duruyor. Ama ne hikmetse bu ülkede hala o İran sevgisi hakim hocam. İran bir dostmuş gibi hiç alakası yok. Yani inanın fırsatını bulsalar bizleri yani Suriye'de nasıl o ehl-i sünnet kardeşlerimizi katlettiler. Burada da aynısını yaparlar hocam, Allah fırsat vermesin. Hocam bunlara en güzel cevabı Yavuz Sultan Selim verecek inşallah. Önümüzdeki bölümlerde anlatacağız. Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz bunları tokat manyağı yapıyor yani. Ondan sonra hepsini kılıçtan geçiriyor kafalarını doğuruyor. Ondan sonra bakıldığı zaman da ikinci Beyazıt'tan çok bir hareketi olamıyor. Girişkenlikleri oluyor işte onlara karşı işte elçi gönderme gelme meseleleri hayata geçiyor ama tam manasıyla ne olmuyor?
onlara karşı, Safevi Devleti'ne karşı bir ayaklanma olmuyor. Safevi Devleti'nin yine kuruluşu o bölgede demiş olduğum gibi çok kuvvetleniyor. Anadolu'ya giriş çıkışlar yapıyorlar 2. Beyazıt zamanında ama tam manasıyla ne olmuyor? Bir hareket hayata geçmiş olmuyor. Yavuz Sultan Selim biliyorsunuz babasına bu tehlikeyle alakalı müracaatlarda bulunuyor ama Yavuz Sultan Selim yapmış olduğu işte bu Erzincan, ondan sonra Bayburt taraflarına, o İran sınırlarına girerek oralarda, o bölgelerde fetihler gerçekleştiriyor. Daha şehzadelik zamanında, yani Trabzon şeyiyken, yani orada sorumluyken, yani o bölgede yine hareketler hayata geçiriyor ama Yavuz Sultan Selim bunların ne kadar sapık bir fırka olduğunu, ondan sonra ne kadar tefrika çıkarttığını, ehli sünnet alemlerine karşı, işte Osmanlı'ya karşı olan kinlerini, Osmanlı'ya karşı olan yapacakları katliamı görebiliyor. O yüzden dolayı 2. Beyazıt Han'ı çok uyarıyor ama tam manasıyla hayata geçemiyor. En son zaten tahta geçiyor. Yavuz Sultan Selim'e böyle hani kara propaganda yapılıyor ya hocam, onu kötülüyorlar işte, böyle vahşiydi, şöyle katletti falan. Aslında Yavuz Sultan Selim oradaki tehlikeyi görüyor. Yani İslam'a gerçekten büyük bir darbe vurulacak, onu engelliyor. Allah ondan Allah razı olsun. Allah kendisinden razı olsun hocam. Yani bugün bu topraklarda bakıldığı zaman da, hani Osmanlı padişahlarına bakıldığı zaman da en hocam güzel dersi o vermiş. Allah kendisinden razı olsun hocam. Ben teşekkür ederim. Yine devam hocam. Ederiz hocam. Yani süremizin sonuna geldik. Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Tarihe baktığımızda bugün nasıl İngilizler, Fransızlar, işte Almanlar vesaire diyoruz ya, tarihte nasıl bizim düşmanımızsa Safavi Devleti'nin uzantısı olan İran'da aynı düşmanlığını, kinini, öfkesini sürdürüyor. Sakın ve ola ki hani sadece ehli küffar deyip düşmanlarımız bunlardır diyerek, işte onlar Müslüman görünümlü gibi olanlar da tehlikeli hocam. İran'a çok dikkat etmek gerekiyor. Evet. İnşallah Rabbim muhafaza etsin. Yani hem ehli küffarın, hem batıdan gelecek tehlikelerin, hem de o hemen sınırımızda bulunan İran'dan gelecek tehlikeleri bertaraf etsin diyorum. Ben teşekkür ediyorum hocam. Bir dahaki programda devam edeceğiz inşallah. Yine devam edeceğiz çünkü konumuz yarım kaldı. Tam devletin kuruluşunda kaldık. Aynen öyle. İnşallah önümüzdeki hafta devam ederiz hocam. Tekrar teşekkür ediyorum ben. Evet sevgili seyirciler, bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta tekrar inşallah Sultan II. Beyazıt'ı sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Şimdilik hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hayırlı akşamlar efendim.